Bu olmadan hiçbir şeysiniz. Bu olmadan otonom bir otomobil yapamazsınız. Bu olmadan bir ameliyathanedeki yeni nesil sağlık cihazlarını yapamazsınız. Bu olmadan İHA ya da SİHA yapamazsınız. Güdümlü füze yapamazsınız. Uzaya gidemezsiniz. Dolayısıyla insanoğlunun şu anki en büyük emtiyası bu. Çip. Çipler silahlarda da kullanılıyor. Aslında Amerikalılar ilk çip teknolojisi geliştirirken bu işe bu kadar çok eğilmelerinin nedeni ta 60'larda, 70'lerde Vietnam Savaşı'nda çok başarısız olmaları. O hedefleri daha iyi tayin edecek bilgisayarlar, o bilgisayarların içinde daha iyi çalışan çipler geliştirmek istemişler. Well, I think there's one very important reason the US is looking to slow, if not stop, or even reverse China's technological advances. Teknolojide küresel teknolojik standartları belirlemede norm koyucu olmak üzerine de bir rekabet alanı var. Yarı iletkenler bunun önemli bir parçası, önemli başlıklarından bir tanesi. Yarı iletken teknolojisi elektronik cihazların olmazsa olmazı. Ve elektronik cihazların olmazsa olmazı olduğundan dolayı da yarı iletken teknolojileri, tabii ki çip ve çip teknolojileri pazarı büyüyerek devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin yarı iletkenler üzerinde başlattığı ticaret savaşı, 21. yüzyıldaki askeri ve ekonomik ve siyasi rekabetin tam merkezinde yer alıyor. 2030 itibarıyla 1.35 trilyon dolara ulaşması beklenen çip pazarında yatırım savaşları giderek kızışıyor. Çip üretimini Asya'dan Amerika topraklarına kaydırmak, Washington yönetiminin temel politikası olarak öne çıkıyor. Çip sektörü için dünyanın yeni petrolü tanımlamaları yapılıyor. Semiconductors are very, very important for the military and for the economy. So some compare it to oil, saying that it's the new oil. Some might compare it to electricity, in that it powers everything that is important about human activity. Deng Xiaoping'in söylediği, işte Orta Doğu'nun petrolü varsa Çin'in de nadir metalleri var ve uluslararası konumu da hayli gerçekten dominant bu anlamda. Son 50-60 yılda hem siyasi anlamda hem de ekonomik anlamda dünyayı şekillendiren petrol oldu. Savaşlar petrol yoluna çıktı. Ülkeler işgal edildi. Büyük olaylar yaşadık. Belki demografik olarak dünyadaki insan hareketlerinin belki de en büyük sebebi bunlar oldu. Petrol tarafında biz petrolü belirleyebilen bir noktada değiliz. Tamamen coğrafi bir olay. Petrol nereden çıkacağını insanoğlu tayin edemiyor. Ama bunun nerede üretilebileceğini insanoğlu tayin edebilir. Fakat sorun şu ki, her ülke bunun önemine aynı oranda hakim değil. Her ülke bunu üretebilecek know-how'a sahip değil. Her ülke bunun arkasında durabilecek ekonomik güce büyüklüğe de sahip değil. Uzmanlara göre çip teknolojisine liderlik eden ülke, geleceğin dünyasını kontrol edebilecek yeteneklere sahip olacak. Bunu elinde tutan, ileride gücü elinde tutan taraf olacak. Günün sonunda tüm bu tartışmaların merkezinde buna hükmetme olayı var. Yaklaşık 556 milyar dolarlık bir pazar payı var yarı iletkenler. Dünya teknoloji pazarı büyüyerek devam ediyor ama yarı iletken teknoloji pazarında 2021-22 yıllarındaki rakamlar 500 milyar dolar, 550 milyar dolar civarında seyreden bir pazar büyüklüğünden bahsediyoruz. Washington'daki karar alıcılar çip teknolojisine liderlik ederek Amerikan gücünü yeniden dünyanın bir numarası yapabileceklerini düşünüyordu. Well, the US of course also realizes that it cannot slow down China on its own, and it's using every tool or method at its disposal, including putting pressure on other countries like Japan, like the Netherlands, like South Korea, that also have important technology for designing and manufacturing semiconductors. Washington'ın stratejisi gayet açıktı. Küresel teknoloji rekabetinde ABD hiçbir rakip kabul etmeyecek ve çip teknolojisinde bir numara olmayı garanti edecekti. I think what we've seen is China catching up much more quickly than the US anticipated, and this is very frightening and alarming to the US. So it feels that it has to stop China.
Biden yönetimini agresif bir şekilde, şimdi bu alanda çevrelemeye çalışan çok net bir şekilde, objektif olarak da bakımında çevrelemeye çalıştığını görüyoruz. Çin'in bu alandaki gelişimi durdurulmalıydı. Joe Biden'ın 9 Ağustos'ta imzaladığı çip ve bilim yasası bu amaçlara hizmet edecekti. Teknolojik anlamda da hakikaten teknolojik anlamdaki bu çevreleme diğer çevrelemenin bir parçası. Ezberler ciddi şekilde bozulmaya başladı. Nedir? Bildiğimiz markalar artık gündem markalar değil. Mesela kendi alanım için söyleyeyim. Ben şu anda Alman otomobil markalarından daha çok Çinli markaları konuşuyorum. Neden? Çünkü elektrifikasyon konusunda geleneksel ve köklü markalar geride kaldı. Soğuk Savaş'ta serbest ticaretin liderliğini yürüten ABD artık kendi koyduğu kuralları uygulamıyordu. Korumacılık duvarlarını yükselten Amerikan yönetimi, Çin'e karşı çip duvarları inşa etmek için dev teşvik paketlerini devreye sokmuştu. Biden'ın imzaladığı yasayla yerli çip üretimine 280 milyar dolarlık teşvik veriliyordu. 52 milyar dolarlık doğrudan desteğin yanı sıra yeni kurulacak fabrikalara %25'lik vergi indirimi öngörülüyordu. Bu teşviklerin arka planındaysa yüksek teknoloji ve yarı iletkenlerin üretiminde son 30 yılda gerçekleşen dramatik gelişmeler yer alıyordu. Çip neden önemli? Başında dijital koyduğunuz her şey bununla çalışıyor. Dijital yaşam, dijital ekonomi, dijital toplum, e-devlet, aklınıza gelebilecek her şey bu olmadan hiçbir şey. Ne konuşuyoruz bugünlerde? Yapay zeka konuşuyoruz. Nesnelerin interneti konuşuyoruz. Robot teknolojileri konuşuyoruz. Otomotiv sektöründe arabaları artık akıllı araçlar diyoruz. Bu araçların elektronik hayatımızda ne varsa arkasında işte yarı iletken teknolojisi, bu çip teknolojisine yatırım yapan ülkeleri, şirketlerin en belirgin motivasyonu. ABD çip tasarımındaki öncü rolünü halen korusa da rakamlar hızlı bir gerileyişi de işaret ediyordu. Amerika Birleşik Devletleri 1990 yılında pazar payı yaklaşık üretimi %37 iken biz 2022'nin sonunda bunun %12'ye düştüğünü Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi kurullarından, raporlarından aldığımız, edindiğimiz bilgilere göre sahibiz. 2030 gibi bir zamanda %10 ve %10'un altına inme riski var. Çin'de biliyorsunuz Facebook yok, Google yok, Amazon yok. Bunların hepsi de Çin kendi şirketlerini kurdurdu. O şirketleri destekledi, Amerikalıları sokmadı. Kendi interneti var şu anda Çin'in. Ama o interneti altyapısını oluşturan çiplerle ilgili böyle bir ayrım geçen sene Ekim ayına kadar, 2022 Ekim'e kadar yoktu. Şimdi orada bir ayrışma başlıyor. Yani altyapıyı oluşturan ürünlerde bir ayrışma başlıyor. Ne olacak? Büyük bir ihtimalle Çin bu üretim kapasitelerine daha çok yatırım yapacak ki buna da başladı. Belki birkaç sene içinde o Tayvan'daki gibi fabrikaların Çin'de de kurulduğunu göreceğiz. O zaman Çin de kendi çiplerini üretecek. 2029 yılına geldiğimizde yarı iletken teknoloji pazar büyüklüğü 1.3 trilyon dolar olacak. Çin anakarasının ise çip üretimindeki payı hızla artıyor. 2030'lara gelindiğinde Çin'in payının %24'e ulaşması bekleniyor. Çip ve bilim yasasının can alıcı noktası da bu gidişatı durdurmak için Çin'e yönelik kapsamlı kısıtlamalardan oluşuyor. Örneğin Hollandalı ASML şirketi çip üretecek makinaları yapıyor ama o makinelerde de yine Amerikan teknolojisi var mesela. O yüzden Amerika Hollanda'ya şöyle bir ultimatum verebiliyor. Benim teknolojimi kullandığım makinaları benim izin vermediğim ülkelere verme tarzı. Bir ürün hem sivil maksatlı hem de askeri maksatlı kullanılıyorsa ihracat yasaklanabiliyor belki ama günün sonunda tek başına bu işe egemen olan bir ülke yok. Artık çipte serbest ticaret diye bir şey yok. Olumlu taraftan bakarsak rekabet her zaman bir şeyleri hem daha hızlandırmıştır hem daha inovatif çözümler ortaya çıkartmıştır teknoloji sektöründe. O yönden olumlu bakıyorum. Özellikle bir Amerika ile Asya arasında yarı iletken teknoloji arasında bir rekabet var. Özellikle son 5 yılda bu daha da artarak devam etti. Amerikan fonu alan teknoloji firmalarına 10 yıl boyunca Çin'de yapacakları yatırım ve işbirlikleri konusunda sınırlamalar getirilecekti. ABD Ticaret Bakanlığı'na bağlı Sanayi ve Güvenlik Bürosu da 7 Ekim tarihinde Çinli firmalara yönelik bir dizi kısıtlama tedbirini açıkladı. Buna göre Çinli üreticilerin ileri çip teknolojilerine erişimi kısıtlanacaktı. 16 nanometre, 14 nanometre ve daha küçük boyutlu işlemci devrelerinin Çin'e ihracatına lisans şartı getirildi ve ABD vatandaşlarının Çin'de çip endüstrisinde çalışmaları izne tabi kılındı. Amerika kendi tarihinde ilk defa Amerikan vatandaşlığı almış Çinlilere şöyle bir yaptırım getirdi. Ya vatandaşlığı bırakın ya da Çinli şirketlerle bir daha çalışmayın. Şimdi özgürlükler ülkesi olarak değerlendirdiğimiz zaman
Hani insanlara böyle bir yaptırımla gitmek biraz sıra dışı gibi görünüyor. 12 Aralık'ta ise 36 Çin şirketi ihracat yasağı listesine alındı. Peki Amerikan yönetimi neden bu kadar radikal kararlar aldı? Çip teknolojisi geleceğin dünyası için ne anlam ifade ediyordu? Askeri ya da silahlanmaya ya da uzay yarışına bağlı olarak başlayan serüven, teknolojinin hayatımıza daha çok sirayet etmesi, tüketici elektronik dediğimiz ürünlerin daha fazla yaygınlaşması, hayatımızda kullandığımız hemen her ürünün bunlarla çalışır hale gelmesinden sonra daha sivil tarafa kayıp, hem ekonomiyi bu noktadan itibaren kalkındırmaya başlamış hem de ülkelerin yarışı da bu kalkınmaya bağlı olarak o noktaya doğru kaymaya başlamış durumda. And in order for one a country to have advanced AI capabilities, it needs data, it needs algorithms and it needs hardware. And of course an important part of the hardware are the semiconductors. Elektrikli arabalar, akıllı telefonlar, yüksek hızlı yeni nesil bilgisayarlar, elektrikli ev aletleri. Kısaca modern dünyanın ve geleceğin bütün üretim yetenekleri çip teknolojisindeki gelişmelere göre şekillenecek. Bu sektörde üstünlüğü ele alan ekonomik ve siyasi anlamda avantaj elde edecek. Özellikle askeri teknolojide çip teknolojisinin oynadığı rol Amerikan yönetiminin kaygılarını artıran en önemli yönlerden. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu noktada kendine göre ulusal güvenliği tehdit ettiğini düşündüğü şey bu teknolojilerin Çin ordusunun ile doğrudan paylaşılması. So we look at everything from missiles to advanced tanks, all kinds of weaponry, guidance systems, detection systems like radar also depend on semiconductors. ABD'nin başlattığı çip savaşlarına, güvenlik stratejileri ve büyük güç rekabeti açısından da ayrı bir başlık açmak gerekiyor. Joe Biden imzalı ABD Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi'nde Çin'le yürütülen teknolojik rekabete geniş yer ayrılıyor. American military superiority does not depend on having the biggest army, the biggest air force, the biggest navy, but the most technologically advanced. So, if it sees any country, whether that's China, Russia, Iran, Turkey, closing the technological gap, it will see that as a national security threat. Yeni Soğuk Savaş konseptinin yeni gerilimleri de beraberinde getireceği ortadaydı. Tayvan Adası etrafında yaşanan sinir harbinin çip savaşları ile ilgisi de ortadaydı. ABD'nin Çin'i çevreleme siyasetinin boyutları Tayvan'daki politik gerilimin merkezinde yer alıyordu. Well, Taiwan is a central issue for US-China relations and one could even say global economic stability. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük hani sıkıntılarından bir noktası bu çiplerde Tayvan'a olan bağımlılığı da. Şimdi evet Amerika Birleşik Devletleri diyor Arizona'da işte belirli yatırımlar var. Şimdi yatırımların oranlarına bakalım. Tayvan'ın kendine yaptığı yatırımlarla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu inisiyatiflerle işte teşviklerle olan yatırım orasının aralarında çok ciddi fark var. Amerikan yönetiminin tek Çin ilkesini pratik uygulamalarıyla aşındırma girişimleri uzun süredir devam ediyordu. Ancak tarihler 2022 Ağustos ayına geldiğinde gerilim başka bir safhaya taşınmıştı. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan Adası'na yaptığı ziyaret askeri anlamda ipleri sonuna kadar germişti. The foundation of the China-US relationship is based on the recognition that Taiwan is a part of China. And without that recognition, I think China has been very clear over decades that this would be a very, very big problem. Dünya medyası ziyaretin yarattığı siyasi ve askeri tansiyona odaklanırken, Pelosi'nin çantasında taşıdığı çip dosyası dikkatlerden kaçmıştı. Pelosi adayı ziyaretinde dünyanın en büyük yarı iletken çip üreticisi Tayvan Semiconductor Manufacturing Yönetim Kurulu Başkanı Mark Liu ile özel bir toplantıda bir araya gelmişti. Bu şirket Apple, Qualcomm ve Nvidia gibi mikroçip ihtiyacı duyan küresel teknoloji devlerine üretim yapıyor. Taiwan is also home to TSMC, which produces something like more than 90% of the world's most advanced semiconductors. So if there were to be any disruption in the production supply of these semiconductors, whether it was due to political reasons, whether there was an earthquake, something else, this could be enormously
disruptive for the global economy. 2 Ağustos tarihli ziyaret, çip ve bilim yasasının ABD Kongresi'nde kabul edilmesinden sadece birkaç gün sonra gerçekleşmişti. Pelosi'nin ziyaretinden sonra Çin evet çok ciddi, çok sert bir şekilde kınadı. Evet işte Tayvan Boğazı'nda işte tatbikatlar yaptı. Ama Amerika Birleşik Devletleri bu provokasyonda beklediği o tuzağa düşmedi. That's the value chain, and then for the most advanced semiconductors, again, many of them are produced in Taiwan. They go to China to be put into, whether that's a smartphone, again, whether that's another consumer electronic device, and then get shipped all around the world, to the United States, to Europe, to Turkey, to Africa. So any disruption in that, of course, will affect the goods available that many people in the world have come to rely on. ABD Başkanı Joe Biden da yasayı 9 Ağustos'ta imzalayacaktı. Yasanın çıkmasından sonra Tayvanlı çip üretici şirketin Amerika'da yapacağı yatırımlara ilişkin ayrıntılar netleşmeye başladı. ABD, jeopolitik gerilim yaratarak çip savaşına ilişkin taleplerini Asyalı üreticilere dayatıyordu. Tayvan Adası'nın dışında Japonya ve Güney Kore'yi de kapsayacak şekilde Çin'e çip dörtlüsü kurmak Amerikan yönetiminin hedefiydi. Çip teknolojisinin belli yönlerinde liderliği elde tutan Hollanda'da ABD'nin çip kısıtlamalarından nasibini alacaktı. ABD, Çin'e yönelik çip duvarı siyasetinde müttefikleriyle birlikte hareket etmek istiyordu. Ancak ABD müttefikleri açısından Çin'le rekabet önemli olsa da devasa Çin pazarı da önemli bir ekonomik pazar olma niteliğini korumaya devam ediyor. Yani rekabet olduğu zaman rekabet bir şekilde hem başarıyı hem inovasyondaki hızlandırmayı biliyorsunuz ki tetikliyor. Olumsuz anlamda rekabet olduğu zaman özellikle daha küçük ama büyümeye çalışan şirketler olsun ya da bu alana yatırım yapanlar olsun tabii büyüklerin gölgesinde kalabiliyor. While they don't miss out on these enormous, even historic economic growth opportunities in China. Şimdi dünyanın en büyük otomobil pazarına çıktığını farz edelim General Motors'un. İşte oradaki artık ulusalcılık ya da siyasi sebeplere bağlı olarak elindeki üretim kapasitesini nerede kullanacak? ABD'nin bu hamlelerine Çin yönetiminin de yanıtları var. Pekin'de 2030'a kadar çip teknolojisini geliştirmek için 150 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor. In the medium and the long term though, we can see that many countries around the world are opposed to provocative, aggressive US actions. Dünya artık hani iki kutuplu dünyada değiliz. Artık soğuk savaş döneminde değiliz. Ülkeler de, Güneydoğu Asya ülkeleri de, Avrupa Birliği'ndeki ülkeler bile bir tarafı seçmek durumunda kalmayı tercih etmiyorlar. Her ülke artık dışa daha az bağımlı. Ekonomik anlamda daha özgür ve teknolojik anlamda da kendi kaderini tayin edebilecek noktada yer almak istiyor. 21. yüzyılda ABD ve Çin'in çip stratejileri ve rekabeti ekonomiden siyasete ve askeri alana kadar birçok boyutta köklü değişimlere yol açacağı benziyor. We can see here that many, many countries do not want to go along with these kinds of American economic aggression. If the U.S. persists with this economic aggression, I think it will only end up with it being isolated economically and perhaps technologically as well. Bu rekabet alanlarının daha da çok, yani Çin, Amerika Birleşik Devletleri arasındaki rekabet alanlarından bahsedersek, gittikçe daha fazla keskinleşip derinleşeceğini öngörmek zor değil hakikaten. Evet, gerçekten de işbirliği yapılacak alanlar var. Çünkü Xi Jinping, Joe Biden'la görüştüğü zaman en son görüşmesinde Xi Jinping'in belirttiği önemli bir nokta var. Dünyanın barışına katkıda bulunacak potansiyeli olan iki büyük güç olarak görüyor Xi Jinping, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'i. Büyük güç olmak, sorumluluk sahibi de olmayı gerektiriyor. Yenilen çalışmalarda gerek Asya'da olsun gerek Amerika'da olsun devletin bu alana verdiği yatırımlar ve teşvikler bu alanın önünü açmış. Ondan dolayı da özellikle yarı iletken teknolojileri alanına daha fazla teşvik ve daha düzenleyici yönetmeliklerin de çıkması önümüzdeki dönemlerde gerçekten çok kıymetli. Soğuk savaş dönemi gibi olmaz. Orada çok majör bir bölüme vardı. Yani bir Amerika ve Sovyet dağılımı. Onun gibi olmaz ama teknolojik anlamda bir bölümü olacaktır. O bölüm içerisinde tabii Çin'in etki gücünün olduğu ülkeler olacaktır. Amerika'nın etki gücünün olduğu ülkeler olacaktır. Ama arka tarafta da tabii her ülkede kendi bağımsızlığı gereği hem teknolojik anlamda hem de ekonomik anlamda bir büyük duvarın içerisinde kaybolmak yerine kendi duvarını örme gayretini de arttıracaktır diye düşünüyorum.